Günaydın, yeni bir günden merhaba. Bugün yine bir vlog başlatmak istedim. Hazır dışarı çıkmışken bir de bugün özellikle ilk kez tek başıma dışarı çıkışım. Yani meydanda halamla buluşacağız ama yine bir böyle 40 dakika tek başıma yolum var. İlk abimin evinden çıktım, oradan bir otobüse bindim. O otobüsten inip şimdi farklı bir otobüse binip meydana gideceğim. Birazcık heyecanlıyım tek başıma yola çıkacağım için. Şimdi duraktayım, bekliyorum. Bugün birlikte bir gün geçireceğiz. Umarım beğenirsiniz. Şimdi tam olarak olduğum durak burası. Buradan 44 numaraya bineceğim ve Plaza Espana ya da Princesa durağında, umarım doğru okuyorumdur, ineceğim. İkisi de olur. Geldim. Bunu başardım arkadaşlar. Şu anda Plaza'da Espana durağında indim. Gran Via'ya yürüyorum. Hatta geldim herhalde. Burası Gran Via. Burası biraz daha böyle Bağdat Caddesi gibi. Sol meydanı biraz daha böyle İstiklal Caddesi gibi. Burada arkadaşlar var ya, şey konusu, Türklere hiç benzemiyorlar ya otobüste. Hani bildiğin bizim çok böyle fazla burnumuz aktığında falan. Hani inanılmaz sürtüleceğimiz zaman falan. Biz hani gider bir tuvalette tümkürürüz ya, bunlar yani İspanyollar öyle değil. Burada çok normal bir şey. Yani bayağı böyle beynini çıtırırcasına bir tümkürme. Benim midem çok bulandı ya. Bu 7. günüm burada. Bununla hep karşılaşıyorum. İşte kültür, aile yaşantısı, ülke ne kadar farklı yani. Onlar için çok normal. Benim midem bulandı ama yapacak bir şey yok. Ben buradayım sonuçta. Az az buluştuk. Saraya girdik. Buradan bir elbise deneyeceğim. Evet. Bir elbise deneyeceğim, onu alacağım. Böyle bir elbise var, bunun kodunu vereceğim eve gidince. Bunu daha önce denemiştik, bunu alacağız. Gran Via'daki bu kocaman Zara'ya gittik. Burası yeni açılmış. Burada bayağı fazla Zara var. 4-5 tane var dedi halam. Hola. Bak şeyi anlat. Şeyi anlat. Ben videoda dedim ki burun sümkürmesilerini anlattım. Evet. Burada İspanya'da burun sümkürmek çok normal. Geğirmek falan çok ayıp bir şey. Sümkürmek, beyindeki bütün şeyleri çıkarabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Çok bir normal. Bir de kimse bakmıyor da bilgi ala. Öyle. Biz de şu anda tribünalde yürüyoruz. Burası çok ünlü bir cadde. Turistik tabii ki aynı zamanda. Kendim böyle çekimde ayrıca. Bir cadde. Victoria's Secret'ta varmış burada. Ve üstüne yağmur yağdı bugün. Evet. Ay, bugün havaya nazar değdirdim ben. Ben kaç gündür videolarda hava çok güzel, çok güzel. Burası şeye benziyor işte, İstiklal Caddesi. Biraz. Şimdi burada kahvaltı yapacak bir yer arıyoruz. Geldik şimdi burası. Köpek ve bisküvi. Köpek ve bisküvi. Buraya geldik. Allah, bir şey var mı? İçerisi çok tatlı. İçeride oturalım bence. Fark etmez. Şimdi kahvaltımız geldi. İspanyolca ismini şu an bilmiyorum. Bu böyle bir ekmek üzerine avokado. Bu şey bizim klasik işi. Türkiye'de de her yerde şu anda çok popüler olan aguacatele, ekmeğin üstüne şey, yumurta. Bu da tortilla, marmelat ve yanında kızartılmış ekmek. Bunu ilk kez yiyeceğim. Bu tipik İspanyol kahve. Altası senin aldın. Ha. Evet, senin aldın. Bu çok da herkesin yaptığı. Yanında kahve. İspanyol'un genel kahvaltısı senin şu anda yaptığı. Bu zaten her pastanede vardı. Evet. Ama hiç yemedim. Burada akşam da bunu yiyorlar, sabahları da yiyorlar. Her öğün yiyorlar. Ya bunu yiyorlar ya mercimek yiyorlar. Başka bir şeyleri yok. O zaman biz şimdi yiyoruz. Afiyet olsun. Bir restoranta gittiğinizde eğer yerde çok peçeteler, çöpler varsa o restoran çok beğeniliyor, tercih ediliyor anlamına geliyor. Ve o müşterilerin orayı onurlandırdığı anlamı taşıyor ve daha çok talep görüyor. Bu da ilginç. Evet. Yani yerler atıyorlar. Çok, evet. Özellikle barlarda, kafeteryalarda çok var bu olan. Bir yılın sonuna geldik. Aynen, bir şey değil. Enteresan bir kültür, İspanya kültürü. Rahatlar, çok rahatlar. Evet, çok burada rahat. Çok az stres var. Yaşamak isteyen için çok uygun.
bu konuya da şuradan geldik. Ben tam demiştim ki çok fark ettim böyle. Bir yere gittiğimizde mesela sigara içen biri hani küllük falan istediğinde yere atın diyorlar. Ben dedim ki tam ama akşam onu işte temizliyorlar diye hani çöp toplayıcılar. O da bunu anlattı. Gece yemek olayları, akşam yemeğini burada sena deniliyor. Çok geç yemek yiyorlar evet. Size 10. Saat 9.30'dan sonra akşam yemeği başlıyor. Gece 2-3'e 4'e kadar sürebiliyor. Ya. Bir de mesela kahvaltıda da kahvaltıyı çektim ya. İşte marmelat falan vardı. Reçel yok burada. Marmelat var. Tam dedim ki ben de işte keşke bunun yanında bir de peynir olsaymış çok güzelmiş. Falan da mesela dedi ki onlar dedi işte peyniri daha sonra öğleden sonra şarapla çok içki içtikleri için. Aperatif olarak. Aynen aperatif olarak yiyorlarmış. Öyle. Şimdi yine Granbia'ya geldik. Pazartesi günü burada çok büyük bir festival var. Tipik İspanyolların güneyde İngilizlerin kıyafetlerinin sergilendiği fiesta. Pazartesi ona gideceğiz. Diye zaman orada festival varmış. O elbiselerin de fiyatları çok çok yüksek. 1000 euro, 1500 euro civarında olan elbiseler var. İspanyol dans elbisesi. Evet, evet. Flamenco elbisesi değil daha çok anlaşılıyor. Ha, benim de vardı böyle Latin gibi böyle etekleri evet. Vardı benekli. Evet. O tarz bir elbise. Diğer Zara'ya geldik. Bu halamın aldığı elbiseyi değiştirmek için. Bu Zara'yı o kadar beğenmedim. Ben Granbia'daki Zara çok daha güzel. İlk girdiğim Zara. Böyle kombinimi de göstereyim size. Kombinim bugün böyle. Böyle bir kombin yaptım. İçin yine pembesi bir pantolonla kombinledim. Değil mi? Ay çok terledim ya. Şu yeşil elbisenin güzelliği. Bir de şu bu sene şöyle prenses kol. Benim aldığım elbise de öyle göstereceğim size. Bu da çok tatlı. Çok renkli. Bir de şu elbiseye bayıldım. Şunu da size göstermek istedim. Böyle bir elbise. Burada her zarda farklı bir şey görüyorum bu arada. O kadar tabii size anlatamam. Eve geldim. Kendime bile çekemiyorum. O kadar yorulmuşum ki burada hava çok sıcak. Şimdi eve gireceğim. Ve elbiseyi aldım. Bu elbiseyi zaten çok istiyordum. Benim favorilerimdeydi. Zara istek listesinde. Çok mutluyum. Kodunu da size bir göstereyim hatta. Şimdi üzerimde göstereceğim bunu. Elbisenin kodu bu. Fiyatını da göstereyim. Şimdi bir üzerimde göstereceğim. Elbise giydim. Elbise bu şekilde. Fırfırları. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Tam yazlık bir elbise. Bu şekilde. Zaten bununla bol bol fotoğraf atacağım. Arkası da bu şekilde. Böyle çok prenses gibi bir elbise. Fırfırı da çok tatlı. Prenses kolları da çok tatlı. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu arada bugün artık evdeyim. Bitti gün yani benim için. Saatin 6'ya geliyor. Bir yemek yedim. Birazcık kendime geldim. Şimdi artık dinleneceğim. Televizyon izleyeceğim ve yarına geçeceğiz. Yarın tekrardan annem ben teyzem bir meydana gideceğiz. Primark'ı falan size çok dikkatli gösterememiştim. Belki bir onları da gösteririm. O yüzden bugün artık burada kapatıyorum. Umarım keyifle izliyorsunuzdur. Yarın görüşürüz. Günaydın. Yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün nasılsınız? Ben yine çok enerjiyim. Uykumu bugün çok güzel aldım. Giyindim, hazırlandım ve çıkıyoruz. Bugün yine birlikte meydana gideceğiz ama geçen gün hiç dikkatli bakamamıştım. O yüzden dediğim gibi bugün çok dikkatli bir şekilde biraz daha böyle ne var ne yok bakmaya gidiyoruz. Kombinimi size göstereyim. Arkadan bana mı gülüyorsunuz? Arkadan bana gülüyorlar. Böyle prenses kol, pembe bir bluz giydim. Altımda da böyle beyaz bir din var. Altıma beyaz spor ayakkabı giyeceğim. Böyle. Saçlarımı da düzeşsiz ilamaş yapıp ilk kez böyle bir model yaptım. Çok da emin değilim ama bilmiyorum hoşuma da gitti. Bugün böyle olsun kalsın dedim. Bu çünkü tişörtün kollarıyla böyle uyar diye düşündüm. Şimdi diğer altın kızları bekliyorum. Onlar hazırlansın çıkıyoruz. Bayağı bir yürümüştük ilk günümüzde. Şu an metroyu direkt elimize koymuş gibi bulduk valla. Çok sevindik. Direkt perona inelim az metro geldi kızlar. Şimdi buradan 4 durak gideceğiz. Kanal durağına ineceğiz. Kesin yanlış okuyorum duraksal olarak.
Sonra oradan 4 durak daha binip Santa Dominica durağında ineceğiz ve tam o benim istediğim Primark'ın olduğu noktaya ulaşacağız. Bu arada bilginç olsun, burada sadece toplu taşımalarda maske kuralı hala geçerli ama diğer her yerde mağazalarda, açık alanlarda maskenizi çıkartabilirsiniz. Şimdi yoldayız. Direkt dün geldiğim yerdeyiz. Şurada bir BBVA'ya uğrayacağız. İleride Zara, Primark falan var. Ben Primark'a bakmak istiyorum aslında. Size detaylı göstereyim. Meşhur Primark burası arkadaşlar. 4-5 kat, 4 katlı. Şimdi giriyoruz. Kapımızı aldık. O kadar renkli ki burası. Tam olarak Zara yani. Şimdi ben böyle beğendiklerimi, aldıklarımı hepsini size teker teker göstermek istiyorum. Çok beğendim. 10 euro. Ama böyle tam el çantası. Güzel. Aynen, bu da güzel. Yine böyle bozuk para kısım var. Bu da 12 euro. Allah'ım. Aslında birçok tarza göre var gerçekten ya. Çok güzel arkadaşlar. Buna bayıldım. Ne kadar? 10 euro. Ve aynısının pembesi. Hem beyazı var. Çantanın güzelliğine bakar mısınız? Bu şu an Zara yani. Zara'da satılsa 500. Ama 10 euro. Gayet uygun bence. Bunu düşünebiliriz. Tam olarak mango hasır çantalar ya. İnanılmaz. Ama siyahını daha çok beğendim. Takıları inanılmaz güzel bunların. Şu anki bu sezon takıları çok uyuyor. 4 euro. Şunu ben beğendim. Bunu alacağım sanırım. Şunu ben beğendim. Şöyle deneyeyim. Olmuş mu? Evet, çok güzel. Bir bu var, bir de bu var. Birisi bu mu? Burası da Primark'ın yine kocaman bir alanını yaptıkları beauty kısmı. Burada da gerçekten çok güzel şeyler var. Şunlar çok güzel. Bunları çok çok beğeniyorum. Bakar mısınız? Dönmüyor mu ya? Evet, dönüyormuş. Böyle bir tane arkadaşlar. Şu pijamanın güzelliği. Ben bunu alacağım şimdi direkt. Çok güzel. Çıkıyoruz. Ay çok güneş. Gözlüğümü takayım. Geçen hafta geldiğimizde öbür yoldan gitmiştik. Bu sefer farklılık olsun, bu yoldan girelim dedik. Öyle keşede geziyoruz artık. Çok size Kraliyet Sarayı. Aslında ben buraya gelmiştim ama o gün vlog çekmiyordum. O yüzden size de göstermek istedim. Sanırım fakat burada oturulmuyor. Burada toplantılar falan olduğu söyleniyor. Ama gerçekten çok güzel bir mimarisi var bence buranın. Şimdi San Miguel'e geldik. Burası bir market, bir pazar gibi böyle. İçeriği görünce zaten anlayacaksınız ama daha çok böyle atıştırmalık tarzı ve içki tarzı şeyleri yapıp böyle hemen al ye tarzında bir yer. Daha çok turistik bir yer. İçerisi bayağı bir kalabalık. Şimdi giriyoruz. Maskemi takayım. Arkadaşlar selam. 2 dakikalığına gelecekten tekrar yanınıza geldim. Öncelikle videonun ufak bir kısmı silinmiş. Bu yüzden de editte problemler yaşadığım için video bayağı bir aksadı. O yüzden hemencecik böyle videoyu yükleyebilmek için tekrardan o silinen yeri tamamlamak istedim. Her anlamda İspanya tatilim gerçekten çok güzel, çok keyifliydi. En son ben dönerken de tek başıma dönmek zorunda kaldım. Bunun sebebi de aslında test sunumum vardı. Ve mezun olabilmek adına erken döndüm, yaklaşık bir 5 gün kadar ailemden.
Tam bu kısımda inşallah çok güzel geçer, işte mezun olabilirim falan filan diyordum. Her şey çok yolunda gitti. Şükürler olsun ki ve mezun oldum. Umarım bu videoyu şu ana kadar keyifle izlemişsinizdir. Şu andan itibaren de aslında dönüşümü izleyeceksiniz ve birlikte İspanya'dan neler aldığıma bakacağız. En anlamda İspanya'yı özetleyecek olursam gerçekten çok keyifli bir tatildi. Bol bol gezmeli, stres atmalı bir tatildi. Yaşamak isteyenler için diyebileceğim şey gerçekten ekonomik olarak inanılmaz rahatlar. Orada para kazanan birine göre orada yaşamak gerçekten çok kolay. Hem tatil adına hem de orada yaşamak isteyen biri varsa yani da çok tavsiye edebileceğim bir yer. Ama ben biraz ülkemi özlemiş bir vaziyette döndüm. O yüzden açıkçası burada olmaktan çok mutluyum. Umarım videoyu keyifle izliyorsunuzdur. O zaman şimdi size tekrar geçmişe aktarıyorum. Arkadaşlar ben geldim evime geldim, canım evim ya, böyle bir şey yok gerçekten. İnsan nereye giderse gitsin insanın evi gibi bir şey yokmuş. Ortalık berbat, ben berbatım, inanılmaz yorgunum. Geleli bir 2 saat oldu yaklaşık bu arada. Ne yaptım derseniz, içeri girer girmez ilk olarak bütün valizleri boşalttım. Kabin bagajını boşalttım, yerleştirdim. Makyaj malzemelerimi, cilt bakımlarımı, kıyafetlerimin yarısını yerleştirdim. Ama dedim ki aldıklarımı yerleştirmeden önce size bir göstereyim. Hem de vlogu da kapatmış olurum. Hem de ne aldığımı, orada fiyatlar nasıl birazcık onu konuşuruz diye düşündüm. İlk olarak Stradivarius'tan şu çantayı aldım. Biliyorsunuz zaten bu Zara model bayağı herkeste var. Ama benim beyaz bir çantaya ihtiyacım vardı. Beyaz çantam çok kötü olmuştu, baget çantam. Ve onu direkt hatta orada bıraktım. Hiç getirmedim. Boyutu da ideal, gözlüğüm falan var. Bunun fiyatı 19.99'muş. 20 euroymuş. Burada da aynı diyebiliyorum. Tamamen o an bunu beğendiğim için aldım diyebilirim. Daha sonra Primark'ı aranızda bilenler vardır. Primark'tan bu, ben buna bayıldım. Bunu zaten videomda göstermiştim. Böyle bir çanta aldım. Bu çok güzel ya gerçekten ve hani şu desen de bence Zara'nın deseni. Özellikle topuklu ayakkabılarda gördüğümüz desen. Belki bunun altına yine bu desenli bir ayakkabı alabilirim. Ya da böyle normal siyah düz stilettolarla da çok güzel olur. Sonra Ordinary'den bu nasıl okunduğundan emin değilim. AHA, BHA soruş peelinglerinden aldım. Bunun fiyatı 150 TL'ye falan tekabül ediyordu. Trendyol'daki de özellikle UTT'ye kayıtlı değil diye yorumlar vardı. O yüzden direkt gidip kendim bizzat böyle almak istedim. Bir de bunun aynısını Nina Cinnamidine aldım. Bu da aynen 150 TL gibi bir fiyata tekabül ediyordu. Bakalım, bunları hep çok merak ediyordum. İlk kez kullanacağım. Kiko'dan bir tane böyle krem bir ruj aldım. Şöyle bir ruj. Primark'tan devam edecek olursam 2 paket şu en kalın bigudilerden aldım. Ben bunlardan çok istiyordum ama Türkiye'de bu boy bulamıyordum. Boyunu hatta size daha iyi göstereyim. Şu boy yani bayağı kalın olan boylarından ve aynı zamanda saçı da sardığınız zaman tutuyor. Bundan çok istiyordum ama Türkiye'de bu boy hiçbir türlü bulamamıştım. Primark'ta bulunca direkt bunu almak istedim. Bu fiyat da uygundu bence. 2,5 liraya almışım. Yani bigudiler burada da bu fiyata ve bunu da bulamadığım için süper oldu. Bundan 2 paket aldım. Böyle bir gözlük aldım. Bu inanılmaz tatlı bence. Bence bilmiyorum, ben inanılmaz beğendim. Tabii böyle pembe bir kombinle çok daha güzel duracağını düşünüyorum. Bunu 4 euroya almışım. Bunu ben böyle açıkçası pek güneş gözlüğü niyetine almadım. Daha çok böyle yazın işte bikiniyle işte ne bileyim fotoğraf çekilmek için. Çünkü hani bu benim gözümü çok iyi korumaz. UV protection dese de. O yüzden daha çok böyle fotoğraflık diyebilirim. Ben yüzük takmayı çok seviyorum. Bir tane, üçü de kalın yüzük aslında. Trendyol'da daha uygunları var ama tam olarak böyle bulamamıştım. Bu da çok tatlı, yine renkli renkli yüzükler var içerisinde. Bunun fiyatı da 4 euroydu. Bunları birazcık pahalı almış olabilirim ama bozuğum vardı. Bozuğumu hani cebimde kalsın istemedim. Şu Zara elbiseyi biliyorsunuz zaten. Bunu videomda göstermiştim. Kodunu yine size göstereyim ama gösterdim diye hatırlıyorum. Bunu halam aldı bana. Ya açıkçası bu elbise burada çok gözüm kalmıştı. Ama burada fiyatı çok yüksekti.
Orada bir tık daha uyguna geliyor. 39 euro. Yine tabii bence ucuz değil. Ama bu arada şu arkamda gördüğünüz de bu benim değil. Bunu bir arkadaşım kendisine sipariş verdi. Benim elime ulaştı. Bunu ona vereceğim. Bu abimin bana hediyesi. Mezuniyet hediyesi gibi bir şey aslında. Mimi'den bir güneş gözlüğü. Bu çok marjinal bir gözlük ya. Bilmiyorum beğenir misiniz? Ben daha alışamadım. Şöyle bir kutusu var. İşte böyle bir ekstradan taşıma kılıfı. Pembe hastası ben. Yine cezbetti beni. İşte kodu bilmem ne sileceği. Bunu da göstereyim size. Umarım beğenirsiniz. Çok farklı bir gözlük çünkü. Böyle bir güneş gözlüğü. Bilmiyorum ben çok beğendim aslında ya. Hani farklı. Göstermediğim çok az bir şey kaldı. Bu pijamayı zaten size videoda alacağımı söylemiştim. İnanılmaz güzel. Bu 6. Bu arada Primark'ta X'imden daha küçük beden olması beni inanılmaz mutlu etti. Bazen bana 32 bedenler daha büyük geliyor çünkü. 2X'e mükemmel bir beden gerçekten. Burada böyle bir şey hiç görmedim. Bilen varsa yazsın. Fiyatı 10 euro. Bence bu pijama bu arada pahalıydı. Ama bunu çok beğendim. Üzerinde böyle bu şekilde. Bunun fiyatı da bu da 2X'e bu da 10 euro. Toplamda 20 euroya almışım. Evet bu pahalı. Bir de bu arada gördüğünüz işte bazı şeyler de bana hediye. İşte turuncu elbise. Ondan sonra bu. Bu yine benim Zara'dan inanılmaz derecede beğendiğim tam bir yaz tatili elbisesi. Ben bunu çok beğenmiştim. O yüzden yine çok mutlu oldum. Bedenim X small. Fiyatı 29.95'miş ve kodu. Şu şekilde. Primark'tan böyle bir yine bluz aldım. Şu şekilde boyundan bağlamalı. Arkasında birazcık da dekolte var. Böyle görüne bakmayın. Göğüs dekolteli inanılmaz bir hani dekoltesi yok. Bunun fiyatı da yine 10 euro. Beden 2x small. Bunu çok beğendim. Buna verilmez kafasındaydım ama son gün aklıma çeldi. O yüzden bunu aldım. Bir de bu elbiseyi nasıl gösterebilirim bilmiyorum ama altına linkini zaten koyarım. Bershka'dan bu da yine yengemin hediyesi mesela. Şöyle bir elbise. Bu böyle boyundan bağlamalı. Yan dekolteli. Önden yırtmaçlı ve sırt dekoltesi olan böyle şık bir gece elbisesi. Bunu gösteremedim şu anda kamerada. Bunun direkt linkini koyacağım aşağı. Çünkü mümkün değil göstermek onu. Denemek gerekiyor. Halam yine şöyle bir topuklu terlik aldı bana. Bunu ben çok beğendim. O az önceki gösterdiğim elbisenin altına kombinledim aslında bunları. Ama işte denemeden gösteremiyorum. Tabii ki de göstereceğim. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Orada artık çok güzel kombin videoları çekeceğiz. Bu Lefties mağazasından aldım. Bunu Lefties de Inditex'in bir markası ama bizde yok. Fiyatı 17 euroydu. Kez kendime bir adam akıllı hediye aldım diyebilirim. Puma'dan şöyle bir ayakkabı aldım. Bu şekilde. Yanlarında da taşları var. Bana farklı bir ayakkabı geldi bu. Hani farklı normal modellerden aslında. O yüzden de birazcık beni cezbetti. Yalnız üzüldüğüm nokta kutusunu getiremedim. İşte o birazcık kötü oldu. 37 numara ve 50 euroya aldım. Yani buradaki fiyatlarından çok daha iyi. Renkli modeli de vardı. O böyle Nike tarzı ama işte o daha herkeste var. İşte bu daha burada olmayan modeldir diye bunu tercih etmek istedim açıkçası. Umarım aldıklarımı beğenmişsinizdir. İşte ortalığı hemen toparlamaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten çok sıkışık bir dönemdeyim. Bugün bu aldığım, işte götürdüğüm her şeyi yerleştirip yarın direkt ders çalışmaya başlamam gerekiyor. Perşembe'de sunumumu halletmem gerekiyor. Umarım her şey yolunda geçer ve umarım aldıklarımı beğenmişsinizdir. Benim için çok keyifli bir tatildi. Ve açıkçası birazcık stresimi de dindirdi diyebilirim. Çünkü son böyle 5-6 aydır birazcık stresli bir dönem içerisindeyim. Her şeyi zamanı geldiğinde zaten size anlatacağım. Ama artık evime geldim. Arkadaşlarımı da çok özledim. Evimi de çok özledim. O yüzden çok mutluyum geldiğim için. Belki daha fazla vlog çekebilirdim ama birazcık da tadını çıkartmak istedim gerçekten. Aslında en güzel gittiğim yerleri falan çekmemişim ama işte birazcık tadını çıkartmak istedim. Fiyat kısmına gelince aslında herkes her şeyi alabiliyor. Buradaki gibi değil. Yani hayat standartları gerçekten çok güzel. Bilmem yolunuz düşerse yaşanır mı? Yaşanır ama ben ülkemi çok seviyorum. Ne olursa olsun. Yani keşke alım gücü böyle olmasaydı. Keşke fiyatlar böyle olmasaydı ama ben ülkemi çok seviyormuşum. Bunu anladım. Ama
yaşanır. Yani hem de çok rahat yaşanır, bilginiz olsun. O zaman bugünlük artık bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben çok eğlendim. Umarım siz de çok eğlenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.